Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yine yeni bir çalışmayla bir aradayız. Fiil konusuna devam ediyoruz. Bugün ele alacağımız konu yine fiillerle ilgili Karen Beveji dediğimiz veya Lekarin Hevokin dediğimiz deyim fiillerle ilgili çalışmamızı bugün yapacağız. Lekarin beveji yani deyim fiiller bir kalıp şeklinde olan fiiller. Bunlar deyimlerde kullanılabiliyor. Birden fazla unsurdan oluşuyor. Deyim fiiller en az iki kelimeden oluşuyor. Edatlarla üçüncü tekil şahıs ve ha ya da have şahıs zamirinin birleştirilip kaynaştırılmış biçimi basit ya da türemiş bir fiilin önüne getirilerek deyim fiil elde ediliyor. Deyim fiiller fiil olmayan birçok öge yani daçek, edatlar, cınav, zamirler, rengdir dediğimiz sıfatlar, navdir dediğimiz adlar ile yalın ya da bileşik bir fiilin bir aradalığı ile oluşan fiillerdir. Bunların özelliklerine baktığımızda bir kalıp şeklinde deyimlerde kullanılıyor. Birden fazla unsurlardan oluşuyor. Bileşik fiillerle yeni kalıplar oluşturarak kendi sözlük anlamlarını yitirirler. Artık oluşan durum mecazi bir anlam içermektedir. Yazılı ve sözlü anlatımlarda çokça rastlanan bir durum teşkil ederler. Başka bileşik fiillerle yeni kalıplar oluşturarak yine aynı sözü almışız burada, tekrarlamışız galiba. Çekimli bir fiil içermektedirler. Bu da çok önemli. Fiiller genellikle oluşan kalıbın sonunda yer almaktadırlar. Genellikle zaman ve kişi eklerini aldıkları için değişkenlikler içerirler. Ne demiştik? Edatlar ve cinaf dediğimiz zamirlerin. Mesela edatlarımız vardı. Edatlar konusuna giderseniz l, b, d, j gibi edatlarımız var. Bir de birleşik cinaf dediğimiz bileşik zamirler. Yani bu edatlar ile bizim zamirlerdeki üçüncü tekil şahısın bir aradalığıyla oluşan ve daha sonra da bu cınavken lehefhıssı dediğimiz LTPJ konumunu alarak cümleyi birden fazla olguyla bir araya getirip bir kalıp oluşturup bir fiil kalıbı oluşturup cümlemizi daha anlaşılır kılır veya daha farklı bir anlama gelebilecek bir tanımlama süreci yaşatır. Bu da bu levi, bevi, jevi, bu vi ve ve üçüncü tekil şahısı gösteriyor. Burada ı ile artı ı demişiz. Bu ı'nın varlığı isimlerdeki erillik ve dişillik. Bu isimlerde ekler var. İsim tanımlayan ekler var. Bunları isim konusuna giderken yine görebileceksiniz. Yani isim tamlamaları konusunda bahsetmiştik. Mesela bu erillik ve dişillik konumlarına göre mesela eğer eril ise isim içinde de A ve E gibi sesli harfleri bulunduruyorsa bu E'ye dönüşebiliyor. Yine dişiller ise genellikle sonlarına E alarak o ismin dönüşümünü kolaylaştırırlar. İşte bu L, P, J ve T buradan geliyor.
Yani levi, leve, le oluyor ona. Bevi ve b, be oluyor onunla. Jevi, jeve, e alarak j oluyor ondan. Devi, deve, e alıyor yine. De ona. Mesela örneklem bazında birkaç şey söyleyecek olursa. Emle siyar bun. Le ona bindik yani. Araba olabilir, at olabilir. Em bereşun. Beraber gittik anlamında. Haji durkır. Yani vekıtan kendisini uzaklaştırdı. De de yi, sen içindesin. De je hesker. Buradaki je ve de'nin değişim ve dönüşümünü görüyoruz. Yine aynı şekilde bu b, vi ve v'nin bu l, p, j, p, t gibi başka ekler de alma durumları söz konusu. Mesela R, R, D ve V eklerini alarak P, R, J, D, J, R, J, V gibi tanımlarla yine dili daha kolaylaştırıcı, basitleştirici, algıyı kolaylaştıran bir durum. B, R kırın. B, V, R kırın. J, D, hastın. Jeve anji da hıstın. Ondan indirmek anlamında. Dedakırın asmak, içine koymak, daldırmak gibi bir anlam içerecek konum yaratılmış oluyor. Ne ile? İşte edatlar ve üçüncü tekil şahısın aynı zamanda ha ve hev zamirlerinin birleştirilerek bir araya kaynaşarak bize oluşturdukları bir durum. Yani bu daha önce bileşik fiilleri anlattığımda bu kalıpların onlara benzer kalıplar içerdiğini de görmüş olacağız. Yani bir anlamıyla aynı zamanda bunlar bileşik fiiller. Bunlara örnek verecek olursak bu yapılanmalara göre yani bunlar kullanılarak oluşturulan kelimelere baktığımızda levi ve le, ledan, lekırın, lehıstın, leketin, leçun gibi kelimeler oluşturulmuş. Ne ile? İşte fiillerle bahsetmiş olduğumuz bu zamirlerin bir aradalığıyla mesela ledan vurmak gibi lehıstın vurmak yine lehatın uyumak bu kuzava lehevatın gibi levekırın levidan onu dövmek ona vurmak anlamında leçun yakışmak yani işligeve leveçu derken yakıştı ona yakıştı anlamında. Bövi B, Jevi ve J yine Bebun, Bekırın, Behıstın, Beketin, J'de de Jebun, Jekırın, Jehıstın, değmek, tutuşmak, tutuşturmak, düşmek, Jehatın becerikli yapabilme özelliği olan Jeketin düşme, kopma yine. Devi ve de zamirine dönüşüyor. Dedan, dekırın, deverdan, devabun. Bevi ve aynı zamanda dediğim gibi başka edatlar da de edatları da alarak beda, bevda konumunu alacaklar. Bedabun, düşürtmek, dökülmek. Bedakırın üstüne dökmek. Bedaçun bir yerden yani bahçe da çun dediğimiz zaman bahçeyi kullanmıyoruz da bedaçun. Bevdabun birbirine takılmak, yapılmak. Bevdakırın
iliştirmek. Yine Bvi ve Bv, Bv'dan ısırmak, sokmak. Mar Dveda, Mar Lvida derken Bvada, Mar Bvada diyorsun. Bvekırın, Bvehatın, Bvechun sürüklenip gitmek. Mesela suya gitmek. Ave Bev Avedaçu derken Bevaçu. Yani avı orada kullanmıyorsun artık. Çünkü kendi anlamının dışında bir anlam da yüklüyor gösterilen cümlede. Devi ve vede dede. Dedabun batmak. Dedakırın asmak, batırmak. Yine dere, derebun batmak. Derekırın batırmak. Derekırın aslında şey de var. Yani ipliği iğneye geçirmek gibi derekırın. Devebun, devekırın. Bir de ne demiştik? Ha ve hav, hav cinafkını, zamirini kullanarak bu deyim fiiller oluşturulabiliyor. Lehevdan, lehevbun, lehevkırın, uymak, anlaşmak, lehevhatın, anlaşmak, lehevçun, benzemek, behev, bevkırın, bev, lehev, bev konumuna geliyor. Bevkırın, bevhıstın, bevkatın, bevçun. Yine jihev, jihevbun, ayrılmak. Süleyman jihevbu, dağıldı. Jihevkırın, ayırmak. Jihevhıstın, sökmek. Jihevkatın, sökülmek. Kıncehva jihevketibun dediğimiz zaman. Jihevçun, dağılmak. Dehev, dev, devdan, tevdan, karıştırmak. Devbun, katılmak. Devkırın, devhıstın, tevhıstın. Min işligeha tevhıstın. Ka bereha dehıste dediğimiz zaman ilikle anlamına gelebiliyor. Yine aynı zamanda hevde, de ve re aynı zamanda kullanılabiliyor. Bevdekatın, bevdeçun, bevdebun, bevdekırın. Siz bu ayrıntıları ben hepsini okuyamayacağım. Bakıp yine bildiğiniz, hatırladığınız yorumlar kısmına da bize yazarsanız iyi olur hatırladığınız kadarla. Mesela jihevre, jihevre, jihev ve bun, jihev ve kırın, jihev ve hıstın, jihev ve çun. Dolayısıyla birer örneklem bu. Bir araya gelen birden fazla öge içermenin ve onların kaynaşarak yeni bir fiil, yeni bir tanım, yeni bir isim oluşturma süreçlerinde deyim fiillerin konumunu biraz değinmeye çalıştım burada. Mesela kendisini oluşturan kelimelerin sözlük anlamlarının dışında bir anlam alırlar demiştik. Hali leserettebe dediğimiz zaman hali toprak. Seri ser baş demek. Normalde biz bunları çevirdiğimiz zaman topraklar başına olsun gibi bir sözlük anlamına yakın bir anlam. Hali seri. Ama bu burada çaresizlik, yazıklar olsun anlamı çıkıyor. Halil-i Seretebe.
Yani burada söylenmek istenen ne toprak ne de baş. Artık bu iki kelime kendi doğal sözlük anlamlarını yitirmiş, o bağlamdan kopmuş ve yazıklar olsun, acınacak bir durumdasın, çaresizsin anlamına gelen bir içerik almakta. Yine Melver Hek Germkırın dediğimiz zaman birebir olmasa da tam karşıtı, biz burada yumurtaları ısıttık. Fakat aslında bunların bu şekilde bir araya gelişi bize fazla oyalanmak, bir yerlerde fazla oyalanmak, fazla vakit geçirmek. Gerekli gereksizliği yine tartışılabilir ama Melver Hek Germkırın artık gitmemiz gerekiyor gibi. Ve dediğim gibi Hek, Germ, Me bunlar kendi öz sözlük anlamlarından ayrı bir anlam oluşturarak bize farklı bir yorumlama gücü veriyor. Fazla oyalanmak. Yani bizim burada işimiz bitti. Yapılacak bir şeyimiz kalmadı. Bozevi naşavite. Şavat yanmak. Vi onun. Boz yani onun burnu yanmıyor. Yani gördüğünüz gibi bu sözlük bazındaki tanımlarına baktığımızda böyle bir şey çıkıyor. Ama bize anlatılmak istenen bununla utanma, sıkılması olmayan birisi. Yani eksikliklerinden utanmayan biri anlamında. Yine Despekir'in diye bir deyimimiz var. Karkeran, Des ve Karkırın. Dest, kırın. Burada el ve yapma gibi bir anlamları var. Fakat aslında despekırın başlamak anlamına. Başlamak anlamında kullanılıyor. Bir şeye başlamak, bir işe başlamak, bir duruma başlamak. Despekırın. Karkaran desve karkırın. Min despeka derse hakkırın dediğimiz zaman. Bunun gibi bınavbun su altı olmak, hatın serhev üst üste gelmek, leberhakatın üzülmek. Mesela leberhakatın kendi önüne düşmek anlamında gibi bir sözlük anlamı çıkıyor ama üzülmek anlamında. Lehev hatın barışmak. Danin berhev yan yana koymak. Despekir'in başlamak demin. Devjiberdan unutmak, aldırmamak. Artık önemsememek anlamında aslında. Yani men devji gudarkırına televizyonun tırkan berdan. Yani artık Türk telefonlarını televizyondan izlemekten vazgeçtim. Legeryan aramak. Mesela bunların aynı şekilde anlamlarını da içerebilecek şekilde birkaç şeyimiz var. Hindekerin beveji uvatevan bazı deyimler ve anlamları. Ani hesabe ha. Kendi isteğine uydurma. Avetin beri kafa. Berik aslında işte omuz veya göğüs atmak. Halbuki unutturduğu anlamında. Kendine sakladı, unutturdu. Ben avetin nigan. Nig ayak demek, atmak, avetin, bend, iplik atmak. Yani ayağını iplik atmak. Oysa bize göre şu an bu deyim fiilin anlamı kendisine bağlamak, hareketsiz kılmak, mecbur etmek anlamında. Berhevdayin, berlingançuyin, bedesgırti,
kendisine yardım ettiler. Ve desteme gırt dedim. Elimde tutma. Ama bu yine sözlük anlamının dışında yardımcı olduğu anlamında. Bıhahesiya, kendi farkına varmak. Bıhavahatın, yani iyileşmek, kendine gelmek anlamında. Bintengbuyun, sabırsızlaşmak, sıkılmak. Bu germiya gavan, çokça karışmak birçok şeye. Aynı şekilde birkaç örnek var. Bunların belki hepsini okumama gerek var mı? Baveri Beyan'ın cümle içindeki kurma hallerine birkaç örnek olarak bunları hazırladım. Kurdan Baveri Beyan'ı bu. Baveri Beyan'ına kurdan, yani Kürtlerin güveni. Dikkat ederseniz buradaki ayrı, burada isimleşme halinde birleşik yazıldığını görüyoruz bu bazı deyim fiillerinin. Jihev Gırın. Affedersiniz. Jihevi Gırın. Hevi umutlaşmak, umut etmek. Sidar Jimamus Deyinhua Hevi Dikır. Sidar öğretmenlerinden umutluydu, umut bekliyordu. Jihevi Gırınavi. Yine isim olduğu için birlikte yazma durumu söz konusu. Demek ki bu deyim fiiller, yeni bir olgu görüyoruz burada. İsim konumundayken birlikte bitişik yazılabiliyor. Le temoşe kırın. Şagırtan le memusteye hua temoşe dıkın. Yani öğrenciler öğretmenlerini izliyorlar. Le temeşa kırına van le serlingan bu anji runişti bu anji de nav pole bu sınıftaydı ve ayaktaydı veya oturarak gibi. Onların o le temeşa kırına derken isimleştirilmiş halini görüyoruz. Bınavbun je lasere zeviya gundi bınavbun. Su altında kalmak. Tarlanın zarar görmesi anlamında. Liber hakatın, kurd liber hakatın, lehev hatın, partiyen kurdan lehev hatın. Geçen hafta Doğu Kürdistan'daki partilerin bir araya gelmesi mesela çok anlamlıydı bence. Bazdan yine, bazdana şagırdan tı encap negirt. Bazdana isim şeklinde kullandığımız için yine. Hakuştun, levelatin rojilata navinde Hakuştuna cinan zededi be. Orta Doğu'daki ülkelerin kadınlar kendilerini öldürmesi gittikçe artıyor anlamında. Devji berdan, yani vazgeçmek, unutmak. Devji berdına dıbıstanan jibo civanan her dışe zededi be. Yani okullarından vazgeçen, eğitimlerini bırakmak zorunda kalan öğrenciler gittikçe artıyor anlamında. Serilidan başvurmak. Serilidana karkeran çendam neditiye. İşçilerin başvuruları bir sonuç vermedi. Desteverdana da gırkeran naye kabul kırın. Bu sömürgeleştiren, yani baskı yapan anlamında. Dağırkırına Kürdistan'ı jihela çar devletan berdavamı. Kürdistan'ın sömürgeleştirilmesi dört dört devlet tarafındaki sömürge devam etmektedir. Yine ha ve hav zamirlerinin kullanımı ile ilgili birkaç örnek okuyacağım. Belki hepsini değil. Behev gırtın, yani bu dediğim gibi böji, dı gibi edatlar, bu da hev bir zamir, bunların bir araya getirmeyle fiil behev gırtın çün gulaşi, güreş tutmaya gittiler. Jihva çu
Kış ne hatı seri, kendinden geçmiş, aklı başına olmama. Dıkva da şıkıya bu. Lehev rünüştin şevkır. Şevir. Tasarlamak. Şev. Şevr. Tasar. Beraber oturup tasarladılar. Lehva hıstın cigotun enkva poşman bun. Yani söylediklerinden pişman olmak anlamında. Aynı şekilde destaniser, ben avet lingan, çavle gerandın, derse hua gırtın, destreş kırın, desce şuştın, daber hev, user hev, nig aveti paş, caymak, geri atmak, geri adım atmak anlamında bir şeyden caymak gibi örneklemlerle gösterebileceğimiz deyim fiiller bunlar. Dediğim gibi yine yorum kısmına aklına gelenleri yazarsanız bildiklerinizi tanımlamalarıyla sevinirim. Şimdi bu deyim fiillerin dışında bir de gotinen peşyan dediğimiz özlü sözler var. Yani bunları bunlarla karıştırılmaması için ben onları da bu çalışmada ele almaya çalıştım. Mesela gotinen peşyanların özlü sözlerin özellikleri bütün zamanlar için geçerlidirler. Oldukça sade ve anlaşılırdırlar. Kafiyeli bir anlatım tarzları var. Öğüt veren bir içeriğe sahiptirler. Bilinen tanımlar ve yeni açılımlar yaparlar. Yargıda bulunurlar. Mesela onlara birkaç örnek verebiliriz. Gadimire çerim dimine, merdimire nav dimine. Tam karşılığı öküz ölür, derisi kalır, yiğit ölür, namı kalır, adı kalır. Şer şere, çijine, çimere. Yani aslan aslan. Bunun erkisi, erkeği, dişisi yok. Yani bu kadın ve erkek arasındaki o üstünlük derecesini olmadığını göstermek için bir şey. Jinu mer, devru ber. Yani onlar birbirlerini bütünleyen iki yapı anlamında. Kazma ve kürek gibi. Dar le ser koka hua, mru le ser zamane hua şinbe. Yani ağaç kendi kökü üzerinde, insan ise kendi dili üzerinde var olur. Dijmine bavan, nabın dostelavan. Neçevi erdi kasete lenebe. Yani kendinden birinin olmadığı yere gitmeme biraz ona yakın bir şey. Hani Dijmine baban işte nasihat ediyor. Dijmine baban navın dosti lavan. Kurme dare neji dare be dar hışkna be. Yani ağacın kurdu kendindendir diyoruz. Ağacın çürümesinin, kırılmasının, yok oluşunun sebebinde bu olgu var. Yani biz eğer kendimizi sağlıklı kılabilmemiz için kendimi içimizdeki o kurtlardan arındırmamız, yani o kötü yönümüzden arınmamız gerekir anlamında kullanabiliriz. Maste buharan bidin ne yaran. Dijmine be akıl, jidoste be akıl çetire. Yani akıllı düşman, akılsız dosttan daha iyidir. Her katınık rabuneke. Her düşüş bir kalkış içerir. Anlamında buradaki zıtların şeyini vermiş. Lev jidranan peştirin. Dudak, dişten. Yani buradaki şey aslında yani böyle katı olmak, sert olmak, hırçın olmak yerine daha bir dil kullanarak anlamında. Yine bunlara birkaç örnek cümle içinde kurulma şekilleriyle beraber vermeye çalışırsak
Akıl sıvık bare grane. Yani normalde anlamı hafif akıl ağır yüktür anlamı. Ama cehaletin insan için çok olumsuz bir şey olduğunu anlatmak için bunu. Baran disekine gabecildike. Yağmur durunca öküze çul örtüyor. Yani iş işten geçtikten sonra. Bedeniye bir çevir ve akıl ehva bıka. Yani önce bir danış, bir şey yaparken aceleye getirme anlamında. Bila hes ve çebe, bila benal, benal ve iyi anat at olsun, varsın nalı olmasın. Derev seviye. Yalan öksüzdür. Yani yalanın sahibi yoktur. Görülmez kimden, nereden, kim nerede ne söylediği anlamında. Destike bıvır neji darebe dar nakebe. Baltanın sapı kendindendir de ağaç olmasa ağaç düşmez. Baltayı kesenin ağaç olduğunu söylüyor ama sapı hani ağaç demiş ya sevgili Ruhüsün de şey var. Sen beni kesemezdin ama neyleyim ki sapın benden. Dünya be dore ne be zore. Yani dünya sabırla, ilgiyle, güzellikle, şiddetle olmaz anlamında. Ez çıdı beji, biluramın çıdı beji. Burada da söylenenin anlaşılmadığı, bir türlü algılanamadığı anlamında. Hefçi roken hırçı hene, bu da güzel. Her hefçi leser hırmene. Yani bazı insanlarda gerçekten bu çok şey. Yani hep aynı şeyi anlatırlar. Hep aynı hikaye üzerinde. Yaşamlar sanki bunun üzerine kuruluymuş gibi. Yani at gözlüğüyle bakmak ve yaşamı öyle algılamak anlamında. Hem çelek deni dotun, hem igotun nayente nayene gotun. Yani her inek sağılır ama her söz söylemez. Hani derler ya, doğru da olsa bazı sözler her yerde, her şekilde herkese söylenmez. O söz doğru bir yerde, doğru kişiye, doğru bir şekilde söylendiğinde bir anlam içerir. Dolayısıyla bu da bizim peşkotun dediğimiz özlü sözlerimize birer örnek. Değerli arkadaşlar, bugünkü çalışmamı burada bitiriyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.